Alparslan Türkeş hepimizin canıdır rahmetli. Evet inşallah. Türkistan Birliği ülküsünü ortaya koyan, canı pahasını ortaya koyan mübarek ve muhterem bir insandır ve binlerce şehit vermiştir. Binlerce. İnşallah hocam, evet. Yani gözünün nuru, evlatları gözünün önünde takır takır vurulmuştur. Asla taviz vermemiştir. Evet. Asla yani davasından dönmemiştir. Koç yiğittir. Alparslan Türkeş yaşlandığında bazı, şimdi ağzımı bozmak istemiyorum ama bazı tipler abuk subuk konuştular o zaman da, evet, Türkeş'e. Evet. O yaşlı bir aslandı. Son nefesine kadar mücadelesine devam etti. Şehit olarak da öldü. Helal olsun. Maşallah. İnşallah. Öldü demiyorum. Şehit oldu diyor. Maşallah. Evet. Tabii. Atının üstünde, arabasında değil mi? Evet. Cihatta öldü. Şehit oldu yani inşallah. İnşallah. Allah affetsin. Ölüler demeyin diyor çünkü. Evet hocam. Benim için şehittir. Dava adamı, hangi dava adamı olursa olsun hayata gözlerini yumarsa o şehittir benim için. İnşallah. Hocam. İnşallah. Serdar hocam başarılı bir operasyondan oraya su bıraktı. İnşallah. Kardeşim neydi bir zamanlar ya, Allah'ım ya. Bizim mesela evin üst tarafı komünistlerinde. Ülkücüler dediler Çanakkale geçilmez, ince su aşılmaz. Duvara yazdılar böyle. Hakikaten komünistler oradan ileri geçememişlerdi. Evet. Oraya çocuklar ya, o zaman çok acayipti ya. Devlet görevini yapmıyordu yani. Evet. Yani kendinizi savununa gelmişti olay yani. O evet. Hani kendinizi kurtarına gelmişti yani. Öyle bir durum vardı. O çocuklar da Allah rızası için böyle canlarını ortaya koyup, o koç yiğitler var güçleriyle bir savunma içerisindeydiler yani. Savunma derken yani nefsi koruma. Evet. Nefsi savunma. İnşallah. Nefsi müdafaa. İnşallah. İçindeydiler. Allah razı olsun. Allah onları o zamanlar öyle görevlendirdi. Büyük hizmetleri oldu yani inşallah. Evet inşallah hocam. Faşist, maşist diye böyle çok çirkin ve pis iftira attılar. Faşizm İtalya'dadır. Faşizm Almanya'da olmuştur. Evet. Allah'a inanan adam faşist olur mu? Olmaz hocam. Müslüman olan adam faşist olur mu? Olmaz inşallah. İşine gelmedi mi faşist. Olur mu öyle şey, münasebetsiz izah yani inşallah. Bilakis faşizme karşı kaleydi ülkücüler. Bilakis yani antifaşistler. Çünkü onlar da özgürlükten yana, sevgiden yanadırlar, evet, güzelliklerden yana. Ama o devrin şartlarında nefsi müdafaa içerisine girdiler. İnşallah. Evet. Gönül ister miydi? Keşke olmasaydı. Ama kader öyleymiş, takdir öyleymiş. İnşallah. Değil mi? Ben o devirde vurulan komünistlere de acıyorum. Ülkücü canlarıma da. Değil mi? Acıyorum yani, istemiyorum öyle bir şey olmasaydı derim yani. Ama inşallah. Allah şehitlik nasip etti. Hayır var inşallah. 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 Yani çünkü Müslümana zulmedelim. Müslüman şefkat duymak durumundadır. Acıma demek şefkat. Yani koruma hissi gelir. Ve mesela aslan gibi Marksist komünist çocuklar da böyle ölüyorlardı çocuklar. Şey yapıyorlardı. Mesela genç kızlar yani yüreğim sızlıyordu yani o zaman. Çocuk lise yıllarında acayip canım yanıyordu, rahatsız oluyordum. İftihar edilecek bir yönü yok bunun. Mesela idam kararları açıklanmıştı. Yani müthiş bir gerilimle yani çocukken öyle böyle muazzam bir gerilimle dinliyordum radyodan. İşte anayasaya, tayir, tebdil, ilgaya, cebrem, tan, teşebbüs ve mahkeme sonuçlarına çıkanıyordu. İşte Kadir Manga, Hüseyin İnan, işte Mahir Çayan, şu hepsinin idamına. Ya kardeşim bundan nasıl zevk alınır ya? Kanım donuyordu adeta. İnşallah. Değil mi? Evet. Ben mesela asmayacaklar zannettim. Astılar. Hayret. Yani şaşırdım. Ama o bir devir işte, Allah öyle bir şey yaşattı inşallah. Allah hepsinin günah varsa günahlarını affetsin inşallah. 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 Ama bundan sonra böyle bir şey olmaz. İnşallah. İnşallah. Evet. O zaman nice koç yiğitler böyle yani sürekli şakır şakır vururlardı sokakta. Bir kere Kursus Lisesi'nin önünde bir ülkücü çocuğu yakaladı Marksistler, komünistler. Ya kardeşim bu dövme, ya direkt öldürme dövmesi. Ya var gücüne kafasına tekme atıyor. Kaç kişi? 4-5 kişi birden. Ya kardeşim bu nasıl bir vicdandır ya? Kafaya tekme atılır mı ya? Evet hocam. Ya direkt öldürmek istiyor, başka bir şey yok yani.
Ya müthiş vahşet ortamıydı o devir. Yani çok dehşetli bir ortamdı. Yani çok zor yıllardan geçtik. Bu da işte ahir zamanın bir özelliği yani. Mehdiyetin gerekliliğini Allah göstermek için böyle olağanüstü bir devir yarattı. İnşallah. Olağanüstü bir hayat yarattı. İnşallah. Bana da gösterdi o devirleri. Hepsini gördüm.